Güneş hayatımızın her yerinde ve hayati bir parçası olmasına rağmen onunla ilgili pek çok şey şaşırtıcı olmaya devam ediyor. Ve şimdi kesinlikle tuhaf bir şey yaptı. Güneşin yüzeyinden püsküren bir plazma lifinden gelen malzeme koptu ve Güneşin kuzey kutbu üzerinde taç benzeri bir girdap oluşturdu. Gerçekte olanın bu olup olmadığını belirlemek için daha fazla analiz gerekecektir. Şimdilik, bilim adamları buna benzer bir şey görmediklerini söylüyorlar ve çekimin kendisi şüphesiz muhteşem. Güneş saçmalıkları, şu anda tamamen beklenmedik değil. Yıldızımız etkinliğini artırıyor, güneş lekesi ve parlama etkinliğiyle daha da kabadayılaşıyor. Bu yıl şimdiye kadar her gün alevlendi ve Ocak 2023'te birkaç X sınıfı ve M sınıfı işaret fişeği püskürttü. Bu, güneşin yapabileceği en büyük ve şiddetli ikinci patlamalar. Bu endişelenecek bir şey değil. Güneş, yaklaşık 11 yılda bir, görece sessiz ve huzurludan kesinlikle başıboş olana kadar, aktivite döngülerinden geçer. Bu döngüler, güneş manyetik alanındaki dalgalanmalarla çakışır. Manyetik alan kutuplarda en zayıf olduğunda, güneşin manyetik kutupları yer değiştirir ve, manyetik alanın kutupları tersine döner. Bu, güneşin en aktif olduğu, güneş maksimumu olarak bilinen zamandır. Solar maksimumun zirvesindeyiz. Güneş çok esrarengiz ve tahmin etmesi zor olduğu için, kutup değişiminin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bilim adamları genellikle olaydan sonra bir karara varabiliyorlar, ancak kaba bir tahminde bulunuyorlar. Mevcut tahminlerimiz Temmuz 2025. Ancak mevcut döngü de biraz garip. Tüm güneş döngüleri aynı şekilde inşa edilmez, bazıları daha güçlü, bazıları daha zayıf. Güneş bilimciler, güneş döngüsünün ilerideki ilerleyişi hakkında tahminlerde bulunabilirler. Ancak Aralık 2019'da başlayan mevcut döngünün en başından beri, güneşin etkinliği beklentileri önemli ölçüde aştı ve aşmaya devam ediyor. Bu bizi 2 Şubat'ta gözlemlenen, tuhaf küçük kutup titremesine geri getiriyor. Bilim adamlarının şimdiye kadar söyleyebildiklerine göre, güneşin yüzeyinden dışarı doğru uzanan, parlak bir plazma lifinde olan, bir güneş fışkırmasıyla başladı. Sadece güneş fışkırmaları normal değil, aynı zamanda bu belirli olanın yeri ve türü de normaldi. Büyük bir çit çıkıntısı bir çite benzediği için böyle adlandırılmıştır. Genellikle yüksek enlemlerde güneşin tacı çevresinde oluşur. Ama sonra olan şey şu değildi. Malzeme, saniyede yaklaşık 96 km hızla, yaklaşık 8 saat boyunca 60 derece enlemde, direğin etrafında dönerek kopmuş gibiydi.